TRT24 ekranlarına hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi Dünya Hali programıyla birlikteyiz. Ersan merhaba. Merhabalar, günaydın herkese. Günaydın. Yine dop dolu bir gündem var Ersan. Öncelikle İsrail ve Hamas arasında bir rehin anlaşmasına varıldı. Onun detaylarını konuşacağız sonrasında. Ama bugün Hollanda'da sandık başına gidecek. Orada da değişik dinamikler var. Onların detaylarını senden alacağız. Arjantin'de de seçimler vardı. Orada da sandıktan beklenmeyen çıktı. Heyecan veren çıktı. Ama bazıları için de korkutucu olan çıktı. Onun da detaylarını konuşacağız belki. Ama önce her zaman olduğu gibi bir dünya turuyla başlamak gerekir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Başlayalım. Senin kedi mi arkadaki böyle bir şeyleri patlıyor sanki? Evet, yemek yiyor şu anda. Çok bana salç olmuştu. Ses çıkarmasın diye yemek koydum önüne. Afiyet, bal şeker olsun. Evet, böyle Liberya'dan Arnavutluğa, Hindistan'a ilginç bir dünya turuna başlayalım 100 metreyle. Başlayalım. Evet, Liberya ile başlayalım. Liberya'da Başkan George Weah yenilgiyi kabul etti. Biliyorsunuz Liberya'da seçimler vardı. 14 Kasım'da yapılan ikinci tur oylamasının ardından Joseph Boakai karşısında yenilgiyi kabul etti. Tabii uzun vadede bu önemli bir adım. Neden? Çünkü Weah'ın yapmış olduğu yani yenilgiyi kabul etmesi Liberya'da barışın kurumsallaşmasına ve güçün el değiştirmesinde bir gelenek haline gelmesine katkıda bulunacak. Bir yandan da şu anlamda hassas çünkü seçimler çok yakın gerçekleşmişti. %49.11'e %50.89, yani ülkede tabii ki bazı yolsuzlukların olabileceği, işte seçimler arasında belki bazı oyların çalınmış olabileceği iddiaları da göz önüne alındığında hani adaylardan birisinin yenilgiyi kabul edip etmeyeceği de belli değildi. O anlamda hani yenilgiyi kabul edip çekilmesi önemli bir adım oldu barış açısından. Tabii bir hatırlatalım George Weah kim diye. Çok ünlü bir futbolcu. Kendisi daha önce Paris Saint-Germain'de ve Milan'da sergilemiş olduğu performanslarla Ballon d'Or kazanmıştı 1995 senesinde. Bu ödülü kazanan ilk Afrikalı oyuncuydu aslında ve sanırım hala da öyle. Başka kazanan var mı Afrikalı düşünüyorum. Yok herhalde. Yok, ben de listeye bir baktım diye hatırlıyorum. Ama. Evet. Zaten bir Messi Ronaldo dominasyonu var son yıllarda. Buradan Rusya'ya geçelim. Bitirdin değil mi? Liberia. Evet, evet. Okay. Geçebiliriz. Aleksandro Skocilenko, sanatçı, müzisyen. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra St. Petersburg'da bir süpermarkette fiyat etiketlerini kendinin hazırlamış olduğu bir takım mesajlarla değiştirmişti. İşte bu mesajlarda o dönem Ukrayna'da ölen sivillerle ilgili bir şeyler yazmıştı. Savaş karşıtı mesajlar yazmıştı. Putin'i ve Rusya'yı eleştirmişti. Sonrasında da içeri alınmıştı, hapse atılmıştı. Bir 20 aydır da hapisteydi Skocilenko. Sasha diyorlar kısaca ismine. Ve yalan haber yaymaktan yargılanıyordu. Biliyorsun hani Rusya, Putin savaş karşıtı olmaktan çok suçlayamadığı için insanları, genelde savaş karşıtı olanları işte orada hakkında dezenformasyon yaymak, yalan haber yaymakla vesaire suçluyor. Son savunmasında mahkemeye şunları söylemiş Sasha. Hakime özellikle söylüyor. Çocuklarınıza ne anlatacaksınız diyor. Bir gün ağır olan, bir gün ağır hasta olan işte sevgili bir sanatçıyı 5 kağıt parçası için hapse attınız mı? Zannediyorum 5-6 tane kağıt parçası, yani değiştirdiği fiyat etiketlerini değiştirdiği kağıt parçalarından bahsediyor. Üzerinde sivil ölümlerini durdurun gibi, savaşı durdurun gibi mesajlar yazdığı. Parmaklıklar ardındayım diyor ama sizden daha özgürüm diyor. Çünkü istediğimi söyleyebiliyorum diyor hakime. Sonuç itibariyle 7 yıl hapis cezası aldı. Rus hakim çok insaflıymış. Sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması istendi. Çünkü cidden doğuştan zaten galiba bir kalp problemi var. Yani sağlık problemleri sebebiyle ev hapsine alınmasını istedi avukatları. Kabul görmedi. Sonrasında 100'den fazla Rus doktor da Putin'e bir mesaj yayınladılar. Bu mesajın altına imzalarını attılar 100'den fazla Rus doktor. Diyorlar ki sağlığıyla ilgili ciddi tehlike var. Serbest bırakılmasını istiyorlar. Şunu da söyleyelim, hani
Mesela kedi güzel bir şey yaptığında ödüllendirirsin ya, ya da böyle işte köpek. Putin de boş durmamış. Hemen bu hakim Oksana Demyasheva sanatçıyı 7 yıl hapse mahkum ettikten sonra hemen birkaç gün sonra kendisine terfi verilmiş. Yani bir kıdem atlatılmış kendisine, onu söyleyelim. Bu tarz ülkelerde aslında özgürlük var ama özgürlük rejime tabi olduktan sonra sınırsız özgürlük var. Yani zenginleşme olur, makam, terfi elde etme olur ya da hayatını istediğin gibi sürme özgürlüğü olabilir. Tek şart var, rejime biat edeceksin, bu kadar. Çok da yabancı olduğumuz şeyler evet. değil. Ve şöyle, mesela Amerika'da özgürsünüz eyvallah ama mesela Rusya'da Putin yanlısı olduğunuzda, hani Putin'e el pençe divan durduğunuzda ya da Türkiye'de Erdoğan'a vesaire, sadece özgür değilsiniz. Bunun yanında getirilen bir takım ekstra faydalar da var. İşte takır takır mesela 30 yaşında, 25-30 yaşında bir anda kendinizi yargıda üst makamlarda bulabiliyorsunuz. Çok rahat paralar kazanabiliyorsunuz, milyonlarla oynayabiliyorsunuz vesaire. Evet. Buradan bir Fransa'ya geçelim Ersan. Fransa senatosunda bir ekstazi şoku var. Fransa'da bir senatör bir kadın milletvekilinin içeceğine ekstazi attığı için hakkında soruşturma başlatıldı. Adli kontrol altına da alındı. Kadın milletvekili senatörün evinde bir şey içtikten sonra kendini kötü hissetmiş. Aralarında bu arada bir ilişki yok. Ve test yaptırmış. Kanında ekstazi tespit edilmiş. Senatörün avukatı ise çıktı televizyon programında diyor ki bu kazara düşmüş bardağı. Yani yanlışlıkla orada bulunmuş diyor. Nasıl olacaksa bilmiyorum artık. Senatörden örnekler alındı. Onlarda da çelişkili durumlar var. Yani ilk etapta idrardan alınan örnekte yok yok. Yani 6-7 çeşit, şimdi ismini saymayayım, uyuşturucu madde tespit edilmiş. Kan testinde bir şey çıkmamış. Bu sefer saç testi yapmışlar. Saç testinde de ekstazi çıkmış. Yakın zamanda kullanılmış olabileceği yönünde. Tabii ilginç olan bir şey de şu, uyuşturucuyla mücadele için senatoda konuşmalar yaptığı ve komisyonda yer aldığı belirtiliyor senatörün. Ben de bir konuşmasını izledim Fransız basınında. Uyuşturucunun zararlarından, nasıl engellenmesi gerektiğinden dem vurarak anlatıyordu. Tabii şimdi o videonun altına da yorumlar gelmişti bir anda, komik. Biliyorsun Fransa'da siyasetçileri pek sevmezler, çok eleştirirler. Birisi de yazmış, sonunda ne hakkında konuştuğunu bilen bir senatör var. Dosyasının sonuna kadar çalışmış diye. Hani denemeye kadar. Tabii dosya şu an için biraz karışık. Suçlamalar devam ediyor. Soruşturma da devam ediyor. Detaylar ortaya çıkmayarak devam edecek. Buradan Putin'e gidelim, G20'ye gidelim. G20 liderleri bir görüşme gerçekleştirecekler. Fakat bu görüşme yüz yüze olmayacak. Yani online, sanal olarak gerçekleştirilecek. Biliyorsun G20'nin liderliğini şu sıralar Hindistan yapıyor. Hindistan'ın başında da Modi var. Modi biliyorsun onda da biraz bu Erdoğan hastalığı var. İşte ben de dünya lideriyim modunda. Hindistan'da zaten hani ülke olarak kendini 3. dünyanın lideri görüyor. Tarihsel olarak böyle bir durum var. İşte Modi'den ilginç bir hamle geldi. Putin'i bu G20 zirvesine alacak. Putin de katılacak bu G20 zirvesine, online olarak, sanal olarak açıklamalarda bulunacak. Ukrayna işgalinden bu yana hiç G20 zirvesine katılmamıştı Putin. Bakalım bugün olacak bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Bugün bu zirve gerçekleşecek. Bakalım Batılı liderler nasıl tepki verecekler bu Putin'in sahalara geri dönmesine, online de olsa. Hazır fotoğraf buradayken bir şey daha ekleyelim. Ben de başka bir haberle devam edeyim. Şimdi bu G20 zirvesi yapılırken bir yandan da Bengal Körfezi'nde Rusya ve Hindistan ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Askeri tatbikat. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre özellikle hava saldırılarına karşı, deniz donanmada hava saldırılarına karşı bir tatbikat yapıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda denizaltı saldırılarına karşı da bir çalışma yapıldı söyleniyor, ortak tatbikat. Tabii şimdi Hindistan hakkında biz hani G20 zirvesinden sonra Batı ile yakınlaşıyor mu yakınlaşmıyor mu gibi hani yeni ilişkiler ağını sıkça konuşmuştuk. Sonra Kanada ile olan gerginliği de aktarmıştık. Ancak Hindistan aynı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi aslında hani bağlantısızlar hareketi gibi kalmaya devam etmeye çalışıyor ki günümüzün hani global konteksinde pek çok orta güçte devletin, hatta biraz daha güç devletin yapmaya çalıştığı gibi şu anda da. Çünkü Hindistan Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın başlamasına itibaren bile ticari ilişkilerini yüksek düzeyde devam ettiriyor ve petrol alımını önemli ölçüde artırdı. Ve yani yaptırımlara maruz kalan Rusya için
bir aslında kurtuluş vesilesi de oldu. Yani Çin ve Hindistan'a satabildiği enerji kaynakları, öyle söyleyelim finansal açıdan. Bildiğim kadarıyla kınamayan ülkelerden de biri Hindistan. Bu Ukrayna'ya yapılan işgali. Rusya'yı kınamadılar diye biliyorum. Ben onun çok detayını hatırlayamıyorum şu anda ama dengede durmaya çalıştığı bir gerçek. O Evet, Neşiş denge Yansı'nda politikası kebap çıkmaya yolunda devam çalışıyorlar. ediyor. Evet. Buradan Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'daki son duruma geçelim. Malum Avrupa Birliği içinde Ukrayna ile alakalı bir bölünme var. Aslında birçok konuda Avrupa Birliği içinde bir bölünme var. Yani Avrupa Birliği ne kadar birlik gibi sorular da soruluyor. Çünkü hani kolay değil. Yani 27 üyesi olan bir ülkeden bahsediyoruz ve dış ilişkilere geldiğinde ülkelerin çok farklı fikirleri olabiliyor. Gazze konusunda olduğu gibi Ukrayna konusunda da bir takım fikir ayrılıkları mevcut. Slovakya ve Macaristan tabii ki başı çekiyor. Ve Orban, hani biraz daha Orban da denge politikası gidiyor gibiydi. Artık biraz daha Rusya'ya yakın, biliyorsun, Putin'le poz vermeler vesaire. Ve görseli getirebilirsek, bir tane reklam panosu var. Malum 2024'te, işte Temmuz'da ya da Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Onun için hazırlanmış bu pankart diyelim. Macaristan'da Orban'ın partisinin hazırladığı bir pankart. Ve burada von der Leyen'in yanındaki, yani Avrupa Komisyonu'nun başkanının yanındaki isim George Soros'un oğlu Alex Soros. Ve diyor ki Orban hükümeti, onların ezgileriyle dans etmeyelim diyor. Yani artık biraz daha hani Avrupa karşıtlığını, Avrupa Birliği karşıtlığını artırmış durumda Orban. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bu Ukrayna için çok iyi bir haber değil. Avrupa Birliği'nden koptukça Rusya ile daha yakın ilişkiler kuruyor Orban. Ama diğer taraftan da biliyorsun David Cameron, geçen hafta konuşmuştuk, Dışişleri Bakanı oldu İngiltere'de. İlk yaptığı yurt dışı ziyareti Ukrayna'ya oldu, Kiev'e oldu ve hani planlı bir ziyaret değildi. Yani kafasına göre görev aldıktan hemen 2-3 gün sonra Kiev'e ziyarete gitti ve önemli mesajlar verdi. İşte özellikle askeri olarak size desteğe devam edeceğiz dedi. Yani United Kingdom, İngiltere sizin arkanızda dedi ve sembolik olarak da çok önemli tabii ki. Yani İngiltere Dışişleri Bakanı oluyorsunuz, hemen ayağınızın tozuyla hani görevi alır almaz hemen 1-2 gün içinde Kiev'e uçuyorsunuz. Bunun yanında yine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de Pazartesi günü Kiev'e gitti. O da sakin olun diyor, yanınızdayız diyor. Uzun soluklu bizim size yardımımız diyor. Tabii Trump seçimleri, önümüzdeki yıldaki ABD seçimleri bir şeyleri değiştirir mi göreceğiz. Onun dışında yine bu hafta içinde de çok fazla misafir olacak gibi Kiev'in. İşte Moldova Cumhurbaşkanı gitti oraya. Onun dışında Alman Savunma Bakanı gitti. Biliyorsun Euromaidan'ın, yani tüm bu yaşananların başlamasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Ukrayna Avrupa Birliği ile bir anlaşması vardı. Sonrasında bu anlaşmayı Rus yanlısı Cumhurbaşkanı iptal etmişti ve sonrasında da tam 10 yıl önce, yani 21 Kasım 2013'te Ukraynalılar sokağa inmeye başlamışlardı. Sonrasında da zaten o Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Rusya'ya kaçmak durumunda kaldı. Bu ara Kiev'in çok fazla ziyaretçisi var. Tabii bunun sebeplerinden biri de şu. Biliyorsunuz Zelenski şikayetçiydi. Ya işte Gazze Savaşı'ndan dolayı Ukrayna ilgi odağı olmaktan çıktı artık diyordu ve hani dünya tekrar bize odaklanması gerekiyor diyordu. Ve işte bu ziyaretlerle beraber dünya sanki biraz daha Ukrayna'ya odaklanıyor gibi. Tabii bunun da sebeplerinden bir tanesi Ukrayna'ya odaklanmak Batı liderlere öyle ya da böyle yarıyor. İç politikada da yarıyor. Dış politikada hani Rusya'yı şeytanlaştırıyorsunuz ama tabii yani Gazze'de olanlar ortada ve Gazze'de olanlar birçok liderin işine gelmiyor. Haliyle bu süreçte Gazze'nin mümkün olduğunca gündemden düşmesi de önemli Avrupalı liderler için. Çünkü çok yaramıyor onlara, hem Avrupa liderleri hem de Amerikalı liderleri. Birçoğuna diyelim en azından. Bu detaylı analizden sonra biraz da tarihe gidelim. Rusya'ya sefer düzenlemiş bir lider Napolyon'a gidelim. Fransızların efsanevi lideri İmparator Napolyon. Napolyon'un şapkası satışa çıkarıldı Fransa'da ve ismini açıklamayan bir alıcı 1,9 milyon euro ödeyerek Napolyon'un şapkasını satın aldı. Tabii imparatorun bu tarz şapkaları, kruvasan şeklindeki şapkalara, özellikle çift başlım deniyor artık, bicorn deniyor. O tarz şapkaları olan bir merakı var ve çok sayıda da şapkosu varmış. Yani 120'den fazla şapka biriktirmiş bu şekilde. Ve silüetinden dahi tanınabiliyor. Yani o şapkayı taktığı zaman bu kimdir diye sorsanız Napolyon denir. Onunla özdeşleşmiş bir şapka.
İşte onlardan bir tanesi satılmış. O da yaklaşık 2 milyon euroya alıcı bulmuş. Öyle söyleyeyim. 2 milyon euro. Yani 120 değil de böyle 125 desen 5 tane de araya kaldır. 5 tane de araya soksa artı 10 milyon euro ediyor. Yani bu paralar nereye gidiyor bilmiyorum tabii de. Senin bilgin var mı? Hani bu para nereye ödeniyor? Muhtemelen müzeye falan gidiyordur. Ya da bilmiyorum tarihi şeylere gidiyordur. Tahminim yani. Evet. Çok bakmak lazım. Buradan diplomaside bir köpek krizi var. Ona geçelim. Biliyorsun Biden'ın köpeği sağ sol ısırıyordu ama hiç öyle diğer liderlere falan salça olmamıştı. Bu sefer Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun köpeği bir cumhurbaşkanı ısırdı yine, bir lideri ısırdı. Geçen hafta Avusturya ile Slovakya'nın liderleri Moldova'yı ziyarete gittiler, Sandu'ya ziyarete gittiler ve hani konuşulanlar belliydi işte. Moldova'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri, bunun yanında Ukrayna meselesi vesaire konuşuldu. Sonrasında da işte 3 lider böyle o liderlik kontunun önüne çıktılar, bahçeye çıktılar. Hani bir fotoğraf çekelim dediler. Sonrasında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Mellen, işte burada görüyorsunuz, bir şöyle bir seveyim demiş Sandu'nun köpeğini. Köpeğin ismi Kodrut. Kodrut da anlaşılan Avusturya Cumhurbaşkanı'nı pek sevmemiş olacak ki koluna yapışıyor ve ısırıyor. Ondan sonra işte Dışişleri Bakanı'nı da ziyarete gitti. Bu Alexander Van der Mellen orada eli sargılıydı, yani eli bandajlıydı herhalde. Bir ısırık cidden almış gibi duruyor. Ondan sonra bir tane fotoğraf vardı bu üçlü liderin beraber çekildiği. Orada da yine bir detay var. Burada görüyorsunuz iki tane Slovakya'nın lideri ve Moldova'nın lideri gülüyorlar. Avusturya lideri o kadar mutlu değil. Elini de arkaya atmış zaten. Köpeğini de zannediyorum yüzünü diğer tarafa çevirmişler. Arada bir gerginlik, bir tansiyon var. Kodrut'la ilgili de şunu söyleyelim, bu Moldova liderinin köpeği aylar önce bir trafik kazası geçiriyor ve o trafik kazasında bir bacağını kaybediyor. Sonrasında da Sandu bu köpeği sahiplenmiş, iyi anlaşıyorlar. Yani ben Instagram profiline baktım Sandu'nun, Moldova Cumhurbaşkanı'nın. Birçok fotoğrafları var. Beraber böyle trekking'e falan gidiyorlar. Yine bir görsel vardı, onu getirebilirsek. Böyle parklarda, bahçelerde vesaire beraber dolaşıyorlar. Sandu her ne kadar bir bacağını kaybetmiş olsa da bayağı hayat dolu, yaşam dolu. Pardon, Kodrut bir ayağını kaybetmiş olsa da Moldova Cumhurbaşkanı'nın peşini bırakmıyor. Evet, işte burada görüyorsunuz. Sence Sandu köpeğin kullanımı ne demiştir ısırmadan önce? Bir izleyicimiz diyor ki tut tut demiştir diyor. Yani öncesinin nedeni bilmiyorum ama sonrasında kesin şey demiştir Avusturya Cumhurbaşkanı'na. Oyun istiyor abisi, hani şey yapma falan aynen, demiştir. Aynen. Ve şey var, hani bahaneler hep ortak gibi. Mesela Biden ailesi de hep şu bahaneyle geliyordu. Ya diyorlardı ki işte etrafta çok fazla insan var, köpek ne yapsın, köpek de geriliyor diyorlardı. Sandu da aynı şeyi söyledi. Ya dedi, etrafta çok fazla insan var, işte güvenlik, kameramanlar, basın vesaire. Köpek de dedi gerildi dedi, kusura bakmayın, öyle bir parça dedi, yapıştı elinize, özür diledi. Ama hani bir köpekle Avusturya lider arasında gerginlik devam ediyor. Hani fotoğrafı gördünüz, böyle hani aynı yere bile bakmıyorlar. Köpek arkasını dönmüş ama diğer liderler gülerek geçiştirmişler. İyi bakalım, umarız bu köpek ırkı ve Avusturyalılar arasında bir savaşa ya da gerginliğe neden olmaz diyelim. Tatlılıkla, diplomasiyle sonuçlansın. Evet, buradan aslında neyse, çok da agresif konuşmayayım ama sera gazıyla alakalı bir şeye geçeceğiz. Zenginlerin kirletmiş olduğu, iklim değişikliğine olan katkılarını, sebep oluşlarını biraz konuşacağız. Oxfam var biliyorsunuz, yoksullukla mücadele ediyor ve insani ve çevre konularında aktif bir STK. Pazar günü bir rapor yayınladılar. Bu rapora göre dünyanın en zengin %1'lik kesimi, geri kalan dünyanın en yoksulu %66 kesimi kadar sera gazı salınımına neden oluyormuş. Yani bu da nasıl yapıyor rakamlara bakacak olursak? En zengin 70 milyon insan, en fakir 5 milyar insanın yaptığı kadar sera gazı salınımı yapıyor. Yani bu ciddi anlamda şey demek. Bir örnek vermek gerekirse rapordan, yine biliyorsunuz Forbes 2023 listesine göre Bernard Arnault, Fransız iş adamı, dünyanın en zengini olmuştu. Bernard Arnault'un
sera gazına olan katkısı ortalama bir Fransızdan 1270 kat daha fazla. Yani sera gazı emisyonu üretiyor. Biliyorsunuz bunların yatları, özel jetleri, işte ne bileyim ufacık yere giderken, 2 saatlik yola giderken özel jet kullanmalar falan gibi gibi böyle lüks hayatları çok fazla üretime neden oluyor. Ki bu bir ortalama Fransız, yani 1270 kat. Bir de hani o düşük kesimden hesaplarsak artık 5000 kat mı 6000 kat mıdır bilmiyorum. Ama tabii günün sonunda iklim değişikliğinin bedelini de yine en çok en az katkıda bulunanlar ödüyor. Oxfam'ın raporu o anlamda hani bu eşitsizliği göstermek açısından da önemliydi her şeyde olduğu gibi. Biliyorsun bu sera gazında, salınımında vesaire hani iklim değişikliğinde de ülkeler görüşürken şunu görüşüyorlar artık. Ya diyorlar ki her ülke kendi kirlettiğini ödesin. Yani burada batılı liderler tabii ki çok daha fazla mesela bu fonlara vesaire para ödemek zorunda kalıyorlar. Hani ülkeler arasında böyle bir ayrım var ama insanlar arasında da hani mesela aynı ülke arasında mesela senin de dediğin gibi seninle o Fransız ismin saldığı sera gazı aynı değil. Haliyle aslında ülkeler ülke içinde de ne kadar sera gazı üretiyorsanız aslında o kadar ödemeniz gerekiyor. Bu işin sonunda nereye çıkıyor? Zenginlerin çok daha fazla vergi ödemesine çıkıyor. Birazdan konuşacağımız Hollanda seçimlerinde tartışılan konulardan da biri o. Yani zenginler mi daha fazla vergi ödesin? İşte yani birçok ülkede zaten bu tartışılıyor. Sadece Hollanda'da değil bu vergi meselesi. Yani bir sınıfsal bir çatışma var tabii ki. Yine evet. Bu sera gazı ile ilgili şunu da söylemek lazım. Mesela F1'de biliyorsun bir şey var. Formula 1'de işte bu karbon zero olmak için işte araçları vesaire değiştiriyorlar. Ama onun yanında işte bu hafta sonu Amerika'da, Las Vegas'ta bir yarış vardı. Yine bu hafta sonu yani 7 gün sonra Abu Dhabi'de bir yarış var. İşte insanlar da şunu diyorlar. Ya tamam araçları o kadar değiştiriyorsunuz da bu pilotlar 3-4 gün içinde jetlerle oradan oraya uçuyorlar, oradan oraya uçuyorlar. Yani böyle küçük şeylere dikkat ederken aslında büyükler bir şekilde o büyük problemler, o artık örümcek ağı mı diyelim, onlara takılmadan yırtıp geçmeyi başarıyor. Evet, buradan... O anlamda geçmeden şunu da söyleyeyim. Daha belki kapsayıcı ve kısıtlayıcı kısıtlamalara ya da düzenlemelere ihtiyaç var. Mesela Fransa'da 2 saatin altındaki uçuşlar neredeyse yasaklandığı sayılır. Özellikle Fransız milli takımı bile maçlara gideceği zaman bulunduğu kamp yerinden eğer gideceği yer 2 saatten kısa mesafeyse uçak kullanamıyor. Trenle gitmek zorundalar ya da otobüsle. Bunun gibi şeyler geliştiriliyor. İşte bunların böyle özel jetlere falan da uygulanması lazım. Hatta daha fazla yapılması lazım. Öte yandan da bakıyorsun tartışıyorlar ama hızlı tren fiyatları bir türlü düşmüyor. Uçak her türlü daha ucuza geliyor. O konuda da bir elbette çabalar var ama yeterli düzeyde değil. Dolayısıyla hani biraz da sıkışıp kalmış bir vaziyetteyiz gibi duruyor. Evet. Mesela hani insanları toplu taşıma kullanmaya teşvik ediyorsunuz ama hani mesela Belçika'da da örnek vermek gerekirse toplu taşımalar işte D-Line vesaire yani rezil durumda. Yani şimdi neyse çok kendi derdime girmeyeyim de hani mesela insanları toplu taşımaya itmek istiyorsanız yani toplu taşımayı daha çekici hale getirmek istiyorsanız en azından hani bir düzeltin onları. Otobüsler bir saat geç gelmesin diyelim. Buradan evet, izleyicilerimiz dur Arnavut'ta gitmeden şey söyleyeyim. İzleyicilerimiz şeyden bahsediyorlar da yediklerinden kaynaklı olarak zenginlerin gazlarından bahsediyorlar. Yok onlar çok bir etkisi yok. Onların çok bir etkisi yok. Burada asıl etkili olan işte yakıtlardan kaynaklı olan gazlar vesaire. Ama şunu da söyleyelim mesela ineklerin salmış olduğu gazlar da ciddi anlamda soru işareti. Çünkü biliyorsun iklim değişikliğinde hani bunu tartışıyorlar. Yani inekler evet lazım. Hani sonuçta etinden sütünden faydalanıyoruz. Veganları, vejetaryenleri kızdırmayalım ama ciddi anlamda salmış oldukları gazlar da tehdit ediyor dünyayı diyelim. Tabii evet o da önemli bir nokta. Tamam buradan geçelim hadi Arnavut'ta. Arnavut'a geçelim. Hani biz kendi ülkemize bahsediyoruz ya bu vekiller ne yapıyor diyoruz. Anca tweet atıyorlar. Hani biz de tweet atıyoruz. Tweet'i ben de atıyorum yani. Bunun için mi vekil parası alıyor bunlar diyoruz. Tabii ki birkaç vekil var. Hani onları ayrı tutuyorum. Gerçekten çok çalışanlar. Arnavutluk Meclisi'nde de muhalefet ilginç bir muhalefete imza attı diyelim. Pazartesi günü bütçe görüşmeleri vardı. Muhalefet de bu bütçe görüşmelerinden rahatsız yani. Bu bütçenin onaylanmasını istemiyorlar. Ama işte 10 yıldır Edi Rama hükümeti yönetiyor ülkeyi ve yine mecliste çoğunluğa sahipler ve belli ki yine bütçeyi onaylayacaklar. İşte muhalefet de gördüğünüz üzere
Sandalyeleri önce bir topluyorlar. Orta yere, meclisin ortasına yığıyorlar. Ondan sonra da böyle sis bombası diyebileceğimiz bir takım maddelerle dumana boğuyorlar meclisi. Bu arada vekillerin bir tanesi de yani gaza mı geldi bilmiyorum bir yangın çıkartıyor. Ondan sonra etraftaki vekiller o yangını falan söndürüyorlar. Yani ilginç bir protesto oldu ama başaramadılar. Hükümet ne yaptı etti yine bütçeyi onayladı ama muhalefet de vazgeçmiş değil. Diyorlar ki bu savaşın geri dönüşü yok diyorlar. Çünkü otoriterleşmekle suçluyorlar Edirama'yı. 2013'ten beri hükümette dediğim gibi yani 10 yıldan daha uzun bir süre olmuş. Haliyle bu takım yollara başvuruyorlar. Buradan ya biz şunu bile görmedik Türkiye'de ya. Ya şu şeyi bile görmedik ya, o üzüyor insanı. Yani gerçekten ve adamlar ne güzel böyle renk renk. Hayır ya tamam hani bunu anlarım da kardeşim sen gaza gelip meclisi niye yakıyorsun? Ya bu görüntülerde yok ama bir tanesi de bildiğin orada gürlüyor mu? Bir tanesi evet bak orada alev var bir tane vekilin önünde. Bir tanesi diyor ki eğer ben bu meclisi yakarım diyor. Bu meclis çoğucu değil diyor. Sonra onu söndürüyorlar. Evet. Muhalefet vekilleri ortada bak görüyorsun. Sandalyeleri falan da dizmişler oraya. Su falan atıyorlar söndürmek için. Ya Allah'tan zamanda müdahale edilmiş. Yoksa... Evet. Neyse gerçi meclis yakmak da akıllı fikir değil biliyorsun. En son meclis yakıldığında birileri Dünya Savaşı çıkarmıştı iktidara gelip. Ama önce şey yaptılar yani... Önce dediler ki işte Türkiye'deki gibi biraz da işte önce komünistler sonra o bu şu yani böyle şey gibi meclisi sırayla işte yakan şüphelileri tek tek yok ettiler önce. Ülkedeki muhalefeti o şekilde yok ettiler. Diyelim. Buradan evet. Hafiften bir futbola da geçelim ondan sonra ana konularımıza devam ederiz. Dün Türkiye Galler'le bir bir berabere kaldı. Gruptan zannediyorum ilk kez lider çıktık artık Avrupa Şampiyonası'ndayız. Zaten gruptan çıkmıştık hani ikinci torbada mı üçüncü torbada mı olacağımız soru işaretiydi. Eğer bir puan alamasaydık Galler'den yani yenilseydik üçüncü torbada olacaktık. Şu an bir puan aldığımız için lider çıktık ve ikinci torbadayız. Ama hani ben torbalara baktım açıkçası hani ikinci torba ile üçüncü torba arasında çok da bir zorluk farkı göremedim. Yani tabii ki bir gruptan birinci çıkmak önemli ama kura şansı da lazım. Yani ya şöyle bir senaryo var biz gruptan lider çıktık ama şöyle bir gruba düşebiliriz. İşte dördüncü torbadan İtalya gelebilir, üçüncü torbadan Hollanda gelebilir, birinci torbadan da işte Fransa, İngiltere gibi takımlar gelebilir. Haliyle kura şansına da ihtiyacımız olacak. Onun yanında ya Copa Amerika maçlarını ben bir ayrı seviyorum. Elebilerini de bir ayrı seviyorum. Çünkü orada değişik bir futbol oynanıyor, biraz daha agresif diyelim. Dün de Brezilya-Arjantin maçı vardı Copa Amerika elemeleri ve maç başlamadan Messi takımı çekti sahadan. Neden? Çünkü polis Arjantinli taraftarlara saldırdı. Yani Arjantinli futbolcuların iddiası bu. İşte işlerinde bizim ailelerimiz de var diyorlar. İşte bizim ailelerimize ve taraftarlara saldırıyor diyorlar. Bir tane görsel vardı. Martinez evet burada durdurmaya çalışıyor. İşte polisin copunu durdurmaya çalışıyor. Arjantin taraftarlara saldıran Brezilyalı polisi durdurmaya çalışıyor. Ve Arjantinler şunu söylüyor, bu ilk kez başımıza gelmiyor diyorlar. Yani ne zaman Brezilya'ya gelsek bu sıkıntıları yaşıyoruz diyorlar. Ve maç sonucunda Arjantin 1-0 yendi Brezilya'yı. Maracana'da yani Brezilya'nın kendi evinde Brezilya'yı yendiler. Ve Brezilya Copa Amerika elemelerinde ilk kez maç kaybetti. Yani kendi evinde ilk kez bir maç kaybetti Copa Amerika elemelerinde tarihte. Onu da söyleyelim. Bu da tarihe geçmiş bir statistik olarak futbol tarihine hatırlatmış olduk. Evet buradan istersen gündemlerimize geçelim Ersan. Gündemlerimizde önce Gazze var, sonrasında Hollanda var, en sonunda Arjantin'e bakmaya gayret edeceğiz. Gazze ile başlayalım çünkü sıcak bir gelişme vardı biliyorsun. Dün akşam İsrail Savaş Kabinesi Hamas'la bir rehine anlaşmasını onayladı. Şimdi tabii uzun zamandır, birkaç gündür gündeme geliyordu. Katar'ın özellikle arabuluculuğuyla bir anlaşma yapılacağı yönünde bir şey vardı. Bir söylentiler vardı, bunlar konuşuluyordu. Ancak gerçekçi olup olmadığı konusunda kimse tabii ki tespitte bulunamıyordu. En son olarak
Dün akşam yapılan açıklamaya göre bu onaylandı ve artık 24 saat içerisinde belirlenecek ne zaman başlayacağı ateşkesin. Detaylarına gelecek olursak hem rehine değişimi hem ateşkes olacak ama kısa süreli. Şimdi anlaşmanın günde 12 ve 13 kişilik gruplar halinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 Hamas tarafından kaçırılan 50 rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor. Buna karşılık İsrail'de savaş başlamasından bu yana ilk kez bu 4 günlük ateşkesin yanı sıra 150 tane de genç ve kadın Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Dediğimiz gibi her gün 12-13 kişi bırakılacak Hamas tarafından. Bunların kimlik kontrolleri yapılacak İsrail tarafından ve sonrasından da bunun kadar belli sayıda Filistinli serbest bırakılacak ve bu süre içerisinde bombalama ya da savaş olmayacak. Şimdi tabii ki 6 sayfalık bir metin vardı ama bakanlıktan, İsrail tarafından, kabinesinden yapılan açıklamaya göre sadece bu kadar değil anlaşma. Aynı zamanda kaçırılan her 10 kişinin serbest bırakılması karşılığında ateşkes bir gün uzayacak. Yani 4 günün sonunda 50 tane İsrailli serbest bırakıldı ya da rehine serbest bırakıldı. Farklı vatandaşlıkları da olabilir bunların. Sonrasında hani İsrail 150 tane Filistinli'yi bıraktı diyelim. Hamas eğer 10 tane daha rehine bırakırsa ateşkes bir gün daha uzayacak. Bu şekilde devam edecek. Ancak tabii ki bu 10 günü aşmayacak şekilde yapılacak. En fazla 10 gün sürebilecek. Şimdi tabii burada İsrail'in yayınladığı bir liste de var. Onu da ifade edelim. 300 kişilik bir Filistinli listesi hazırlamış İsrail. Yani ilgili durumda serbest bırakabilecekler listesi. Bunların 287 tanesi 18 yaş ve altındaki ergen Filistinliler. Bunlar ayaklanma ya da İsrail polisine, askerine taşlı saldırılara karışmışlar. Bunlar listede var ve 13 tane de kadın var. Bunlar da bıçaklama olaylarına karışmışlar. Dolayısıyla İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli mahkum listesinde bunlar var. Tabii tepkiler de geliyor. Tepkiler derken olumlu anlamda geliyor. Çünkü Joe Biden aşırı bir şekilde yani olağanüstü bir şekilde bundan memnun olduğunu söyledi, böyle bir anlaşmaya ulaşılmasından. Öte yandan yine Rusya'dan açıklamada çatışmanın başından beri bu çağrının yapıldığı, rehinlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldığı ve ateşkes çağrısı yapıldığı ifade edilmişti. İsrail basına da çok kısa bakabiliriz. Şimdi Haaretz'te bu sabah çıkan bir analiz vardı. Analizde diyordu ki, az önce ekranlarındaydı, belki tekrar ekleriz. Netanyahu daha önce reddettiği bu anlaşmayı artık kamuoyunun baskısı altında kabul etmek durumunda kaldı. Çünkü özellikle kaçırılanların ailelerinden gelen bir baskı var. Elbette Netanyahu hükümet, özellikle baskıda olduğu hükümet ya sonuna kadar Hamas'ı yok etmeye gitmeliyiz, bedeli ne olsa ödemeliyiz şeklinde hareket ediyor. Ancak mağdurların aileleri, kaçırılanların aileleri de bu tarz sert yaklaşımların rehinelere zarar vereceğini düşünüyor doğal olarak. Dolayısıyla onların bir baskısı vardı. Hem de uluslararası kamuoyundan da bir baskı geliyordu. En azından rehineler konusunda. Çünkü farklı vatandaşlıklardan olanlar da var. İkinci haberimiz The Times of Israel'den geldi. 2 hafta önce İsrail kabinesinde yer alan bakanların profillerini biz çok detaylı açıklamıştık, anlatmıştık. Şimdi onlardan bir tanesi işte Itamar Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı ve bu adam aşırı sağcı Siyonist Parti'nin bir koalisyondaki parçası. Yani onun lideri ve bakan olarak görev yapıyor. O da rehine anlaşmasını bir felaket olarak nitelendirdi ve savaş kabinesinin aptal olarak nitelendirdi. Yani çok ciddi bir şekilde karşı çıktı. Bunun sebebi olarak ise daha önce yapılan anlaşmaları söylüyor. Yani Filistinlileri serbest bıraktığınızda başınıza neler geldiğini görüyorsunuz. Onlar size daha fazla saldırıyorlar. Dolayısıyla bunlara hiçbir şekilde taviz verilmemesi lazım. Üstlerinin sonuna kadar gidilmesi lazım diyor. Elbette bu adama yine dediğim gibi rehine ailelerinden tepki geliyor. Sen bizim sevdiklerimizin canını önemsemiyorsun. Hep onları riske atıyorsun diye. Ama o da geri adım atmadı. Aşırı söylemine devam etti. Bir diğer haber analiz de The Jerusalem Post'ta yayınlanmıştı. Orada da bu anlaşmanın İsrail'i ne anlamda hani zayıf duruma düşürebileceği ifade ediliyordu. Oradaki ana fikir de şu: şimdi
İsrail bir çıkmazın içerisinde kaldı yani operasyonlar kapsamında. Çünkü eğer daha sert bir şekilde devam ederse rehinelere artık öldürülmesi riskini göze almak durumundaydı. Bunun göze alacaktı. Yoksa bu şekilde bir ateşkes yapıp rehineleri kurtarıp ancak bunun karşılığında neyi feda edecek? Bunu, rehineleri kurtardıktan sonra bu ateşkes süresi içerisinde Hamas'ın yeniden toparlanması, belki birliklerini, kuvvetlerini yeniden başka yerlere yerleştirmesi, bir hazırlık yapmasına müsaade etmek durumunda kalacaktı. Bu da günün sonunda İsrail ordusunun daha fazla zayiat vermesine yol açabilecek çatışmanın devam etmesi durumunda. Dolayısıyla burada hani bir seçim yapılması gerekiyordu ve artık hem ailelerden gelen baskılar hem de uluslararası baskıyla birlikte Netanyahu'nun savaş kabinesi bu anlaşmayı kabul etmek durumunda kaldı diyebiliriz kısaca. Öte yandan Joe Biden'ın oğlum tamam. Joe Biden'ın bir Washington Post'ta çıkan opinion yazısı vardı, yani köşe yazısı. Burada aslında bu ateşkesin çok büyük umut olmaması açısından da önemli bir yazı. Aynı zamanda Netanyahu'nun açıklamaları da o yönde bir yazı. Çünkü şu anki durum sadece rehinelerin kurtarılması yönündeki bir ateşkes. Uzun vadede böyle bir şey beklenmiyor. Yani bu bittikten sonra İsrail'in saldırıları Gazze'de devam edecek ve Hamas'ın aradan çıkarılması ana politik olarak sürdürülecek. Şimdi o yazı uzun ama ben size oradan hani çıkarılabilecek satır aralarından çok kısa bahsedeyim. Joe Biden kısaca İsraillerin katledilmesinden, Filistinlerin katledilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ediyor uzun uzun. Ancak yazısının hiçbir yerinde güncel durumla alakalı bir analizde bulunmuyor. Bu da şu demek, İsrail'in Hamas'ı yok etme girişimine, Gazze'yi temizleme girişimine yeşil ışık veriyor demek. Bunu biraz da şuradan çıkarıyoruz. Çünkü Joe Biden hep savaş sonrası, yani çatışma sonrası döneme odaklanmış. Yani şunu söylüyor, iki devletli çözüm için, Filistinlerin ve İsrail'in huzur içinde yaşaması için Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalara girmeyeceğim diyor. Yine aynı zamanda şunu söylüyor, biliyorsun G20 zirvesinde Hindistan'dan Avrupa'ya bir yeni ticaret yolu planlanmıştı. Bu ticaret yolunun da güvenle işleyebilmesi için Hamas gibi örgütlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Yani kısaca İsrail'in Hamas'ı temizlemesinde ortaya çıkabilecek sivil kayıplarında da Joe Biden İsrail'in arkasında olacak ve bedeli ne olursa olsun Hamas temizlenecek, Gazze temizlenecek diyor. Ve barış planını sonrası için yapıyor. Dolayısıyla burada artık savaşın süreceğini rehine takasından sonra devam etmek, tahmin etmek çok da zor değil. Yine orada çok önemli bir nokta vardı. Kısaca onunla değineyim Ersan. Sonra bir nokta daha var. Ona da bahsettikten sonra Hollanda'ya geçelim. Hamas ve Putin arasında benzerlik ifade ediyor Joe Biden. Özellikle Putin'in ve Hamas'ın komşuları olan demokratik ülkeleri savaşta açtığını ve bunun bir değerler savaşı olduğunu ifade ediyor. Tabii ben artık bu söylemden sıkıldım, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani ortada ben çok bir değerler savaşı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani ortada bir jeopolitik ve durum savaşı var. Yani Ukrayna'da seçimler olmasaydı bir diktatör, yani NATO yanlısı bir diktatör yönetseydi de Putin girmez miydi Ukrayna'ya? Girerdi. Ya da Hamas yani karşısında İsrail demokrasisiz değil de Siyonist bir devlet olsaydı saldırmayacak mıydı? Saldıracaktı. O yüzden böyle her şeyi demokrasi, otoriterlik bağlamında okumak bana biraz artık yani gene ne anlatıyorsun'a geliyor şey olarak. Çünkü hani realiteden, real politikten ziyade mevzuyu bir romantikliğe çekiyor. Ya şöyle, hani değerler savaşından bahsediyorsak eğer ve bunda hani Rusya ile Hamas'ı bir yere koyuyorsanız aslında İsrail'de de Ukrayna'yı aynı tarafa koymuş oluyorsunuz ve hani İsrail'in yaptıklarını da değer olarak kabullenmiş oluyorsunuz. Kusura bakmayın ama hani bir tane Hamas militanını öldürmek için, hani oranlara baksak herhalde, bir tane Hamas militanını öldürmek için 100 tane Filistinli, sivili, çocuğu, kadını öldüren bir İsrail'den bahsediyoruz neredeyse burada. Hani 15 bine yakın ölü var. Belki daha fazla. Çünkü biliyorsunuz enkaz altında da birçok Filistinli var. Haliyle eğer bu resme bakarak eğer bir değerler savaşından bahsedecekseniz, yani bence değerleri hiç masaya getirmemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet.
Buradan ben son şuna değineyim Ersan hızlı bir şekilde. Bugün biraz yavaş konuşuyorum rahatsız olduğum için kusura bakmayın. Estağfurullah. Dezenformasyon savaşı da bir yandan devam ediyor İsrail-Hamas arasında. Biliyorsunuz İsrail El Şifa Hastanesi'ni ele geçirdikten sonra bir video yayınlamıştı. Hamas burayı üs olarak kullanıyor diye. Çekti ya kullanıyordur ya da kullanmıyordur bilmiyorum. Onu ben teyit edemeyeceğim tabii ki ama gösterdiği videoda sunduğu deliller çok komik. Yani böyle hani orada gösterdi işte bir tane silah gösteriyor. Ne bileyim bir liste nöbetçi listesi gösteriyor. İşte duvardaki perdeyi gösteriyor falan böyle. Hani gerçekten Hamas'ın bir headquarters'ı olsa üssü olsa öyle mi kullanılır falan yani. Hani tam böyle ikna edici bir şey yok. Sanki biraz zorlama gibi. İşte atılan video siliniyor bir daha başkası atılıyor falan. Yani bir algı oluşturma çabası var bunun üzerinden. Hani burayı çok tartışmayalım. Bakın işte kanıtı sunduk hadi devam edelim. Şifa Hastanesi'ni üs olarak kullandıklarını kabul edip bunun üzerinden devam edelim demeye getiriyorlar. Öte yandan diğer tarafta da aynı şey var. Yani Hamas biliyorsun sürekli Gazze şeridinde İsrail tanklarını işte füzelerle vurdu, işte ne bileyim onlara el bombası koydu ve yok ettiği görüntüleri paylaşıyor. Ancak görüntülerin devamı yok. Yani İsrail tankları öyle kolay yok edebileceğiniz tanklar değil. Hani uzaktan atıyorlar füzelerle. Sonra bir patlama çıkıyor ortaya ve sonra videonun devamı yok. Yani orada da bir dezenformasyon savaşı yürütüyor Hamas öte yandan. Çünkü bir görsel vardı belki onu ekrana verebiliriz. İsrail tanklarının bir savunma mekanizması var. Yani gelen o füzeyi kendisi cevap vererek aslında bir hava şeyi gibi kendisi dışarıda patlatabiliyor. Dolayısıyla o patlama tankın yok olduğunu göstermiyor hiçbir şekilde. Yani herhangi bir patlama olabilir. O tank kendisini savunmuş da olabilir. Dolayısıyla hani Hamas da bu konuda çok başarılı bir savaş yürüttüğünü iddia ediyor ama bu da çok doğru olmayabilir. Onu da söyleyelim. Tabii ki her savaşlardan önce gerçekler ölüyor diyoruz ya. Yani burada da işte iki tarafta hem kendi tarafını sağlamlaştırmak hem de karşı tarafın argümanlarını çürütmek için dezenformasyon yürütüyor. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz ama çok uzatmaya gerek yok. İki tane örnek verdik. Ben durayım burada. Yani biz hani bu ilk programlarımızda da söylemiştik direkt bu çatışmalar çıktığında hani bundan sonra tabii ki hani insanlar öldürülüyor. Bir savaştan bahsediyorum. Savaşta tabii ki dezenformasyon bunun çok tabii yani natürel olarak bir parçası. Hani savaş başlayınca gerçekler otomatik olarak artık kayboluyor. Ama bir diğer taraftan da bölgedeki insanların gerçekleri başlıyor. Yani işte mesela kardeşler diğer kardeşini kucağında tutuyor. Anneler, babalar çocuklar için ağlıyor. Çocuklar anne babalar için ağlıyor. Böyle bir durum var. Bu ateşkese giden yolda açıkçası ben bu Hamas'ın headquarter'ı işte ne deriz? Merkezi diyelim. Üssü denir Yani, merkezi. Hamas'ın üstü konusunun da biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail acayip çuvalladı. Yani işte El Şifa Hastanesi dediler. Senin de bahsettiğin gibi hani yani gülersin ortaya koyduğu kanıtlara ve hani çok çok güvenilir istihbaratımız var diyorlardı. Sonuçta açıkçası dünyada çok inanmadı buna ve bunun yanında eski İsrail Başbakanından da bir açıklama geldi. O da diyor ki hayır diyor Hamas'ın başka şeyi headquarter'ı şeyde güneyde El Yunus tarafında. Yani hani bu işin sonu biliyorsun bir de insanlara güneye gidin dediler. İşte biz kuzeyi bombalayacağız çünkü Hamas burada güneye gidin. Şimdi İsrail eski başbakanı da diyor ki hayır Hamas'ın headquarter'ı güneyde. Ne yapacaksınız? İşte yine bizim dediğimize gelecek mesele. Önce insanları güneye yolla, kuzeyi bombala. Sonra hadi bu sefer kuzeye gidin, bu sefer de güneyi bombalayalım gibi. İsrail böyle bulduğu yeri yani Hamas'ın merkezini bombalamıyor. Yani bombalayacağı yere Hamas'ın merkezi diyor gibi bir durum var. Ve ciddi anlamda da dediğin gibi çuvallıyorlar. Yani Trump'ın da zaten bu konuda bir eleştirisi var biliyorsun Netanyahu'ya. Yani Trump açık sözlü bir insan olduğu için açık açık konuşuyor. Ya diyor tamam o kadar burada bir savaş var ama diyor İsrail bu algı savaşını kaybediyor diyor. Yani burada da İsrail'in daha aktif çalışması lazım. Başarılı adımlar atamıyor diyor yani. Çünkü dünya İsrail'i artık haksız görüyor diyebiliriz. Artık istiyorsan buradan Hollanda'ya geçelim. Hollanda'ya geçelim. Hollanda'nın detaylarını sen biliyorsun, yakından takip ediyorsun. Hollanda'da tabii ki Dilan Yeşilgöz en büyük adaylardan bir tanesi ama bakalım sonuçlar öyle olacak mı? Bazı sıkıntılar var gibi.
Hollanda ilginç bir ülke. Seçim bugün yani. Çarşamba hafta içi. Yani biliyorsun normalde birçok ülkede hafta sonu olur seçimler. Hollanda'da bugün seçimler ve çok planlı da bir seçim değil. Çünkü son seçim üzerinden yaklaşık bir 2,5 yıl falan geçti. Yani erken seçim diyebiliriz. Hükümet düştü yaz aylarında. Mark Rutte hükümeti. Mark Rutte bu arada 13 yıl gibi bir süre başbakanlık yaptı. Yani Hollanda'daki başbakanlık görevini en uzun süre götüren isim. Yazın tabii birçok anlaşamadığı konu vardı koalisyon hükümetinin, ama en başta gelen konu tabii ki göçmenlerdi. Göçmen politikalarında anlaşılamadığı için hükümet düştü ve Mark Rutte de dedi ki ben artık siyaseti bırakıyorum dedi. Ve şu an gözü NATO Genel Sekreterliğinde. Yani NATO Genel Sekreterliğinde tabii ki başka adaylar da var, ama Mark Rutte şu an NATO Genel Sekreteri olmak istiyor. Tabii Rutte istifa edince senin de dediğin gibi hani biraz da Türklerin ya da Türkiye'lilerin ilgisini çekecek şekilde Rutte'nin partisinin başına Dilan Yeşilgöz Zegerius geldi. Halinde şöyle bir ihtimal doğdu. Annesi Türk, babası Kürt olan, Türkiye'de doğan, daha sonra Hollanda'da mülteci olan Yeşilgöz, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir. Yani bir mülteci, yani Türkiye'de doğdu Yeşilgöz. Sonrasında işte çok küçük yaşta babasının ardından annesiyle beraber Hollanda'ya gidiyorlar. Ve şu an ilk kadın başbakan olabilir ülkenin. Peki genel olarak hani Hollanda ile ve seçimleriyle ilgili neler söyleyebiliriz? Şunu söyleyelim. Hollanda çok çeşitli ve renkli bir siyasi yelpazesi var. Yani seçimlere 26 parti girecek ve bu 26 partinin 17-18'inin mecliste olması bekleniyor. Hollanda Meclisi 150 vekilli ve şöyle söyleyelim. En çok oy alan parti hani %20'yi zor görüyor. Haliyle İşte en çok yani bir parti 30 milletvekili bile çıkaramıyor. Hani genelde 27-28 civarında, en azından bu seçimler için söyleyecek olursak, haliyle mecburen bir koalisyona gidilecek. 3 ya da 4 partinin, yani 3 büyük partinin koalisyon kurması yetmeyebilir bile hükümet kurmaya, yani 76 sandalyeye. Haliyle 3 ya da 4 partinin bir koalisyon kurması gerekiyor. Haliyle yani evet bu seçimler olacak, ama bu seçimler olduktan sonra çok uzun bir sürede bir koalisyon görüşmeleri olacak. Yani asıl siyasetçiler için, yani politikacılar için seçimden sonra işler bitmiş olmuyor. Görüşmeler başlıyor, koalisyon görüşmeleri. Şunu örnek verelim mesela. 2021'de, 2,5 yıl önce Rutte 299 gün uğraştı hükümet kurmak için. 299 gün hükümet kurmak için uğraştı. Ve bu hükümet 2 yıldan, yani 2 yıl bile götürmedi Hollanda'yı. Yani 2 yıldan daha az sürede düştü. Haliyle siyasileri zorlu bir süreç bekliyor. Sadece Hollanda değil, mesela Belçika. Hani burası daha ünlüdür mesela. 2010'lardan sonra herhalde 2 kere falan biz 500 günden daha uzun bir süre hükümetsiz kaldık. Aslında insanın aklına şu da gelmiyor. Ya hükümet olmasa mı? Yani çünkü işler yürüyor. Sağ olsun işte kurumlar, kanunlar vesaire işler yürüyor. Ya acaba hani bu siyasetçilere gerek yok mu gibi insanlar da düşünmüyor da değil. Şimdi tabii şunu diyebilir izleyicilerimiz, ya Hollanda seçimler oluyor. Yani Hollanda ne güzel ülke, hani ne problem var ki, hani insanlar neyi tartışıyorlar falan. Aslında çok öyle değil. Yani tabii ki Türkiye ile vesaire kıyaslanmaz, ama Hollanda'nın da kendince problemleri var. Tabii ki en büyük problemlerden biri daha önceki hükümetin de düşmesine sebep olan göçmenler meselesi. Partiler farklı tonlarla yaklaşıyorlar tabii ki göçmenler meselesine, ama şöyle bir konsensus oluştu diyebiliriz. Yani çok fazla göçmen geliyor. Hani göçmen karşılığından ziyade gelen göçmen sayısıyla alakalı da ciddi bir tartışma var. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu tartışıyor Hollandalılar. Çok fazla göçmenin, mültecinin geldiğini söylüyorlar ve toplumun yani %70'e yakını hani bu probleme bir çözüm arıyor, çözüm istiyor siyasi partilerden. Tabii göçmenlerle yine alakalı olarak, kısmen göçmenlerle alakalı olarak, yani sadece göçmenlerle alakalı olması da ciddi bir ev krizi var Hollanda'da. Yani çok fazla talep var, arz o kadar değil. Bunun yanında tabii sonucu olarak diyelim, ev fiyatları artıyor, kiralar artıyor. Çok yüksek kiralar ödemek zorunda kalıyorlar 1+1'lere ya da hani küçük dairelere Hollandalılar. Böyle bir problem var. Bunun yanında özellikle işte Ukrayna-Rusya gelişmelerinden sonra bir her ne kadar şu an enflasyonu rayına oturtmuş olsalar da birçok Avrupa ülkesi ciddi bir hayat pahalılığı var. Yani şu an Hollanda'da 800 binden fazla insan yoksulluk sınırının altında. Yani tabii ki Türkiye ile vesaire kıyaslanmaz, ama Hollanda için bu çok ciddi bir rakam. Bunun yanında diğer bir problem sağlık hizmetleri. Yani bir 15-20 yıldır Hollandalılar farklı bir sisteme geçtiler. Böyle bir para ödüyorlar. Yani Amerika gibi değil, ama mesela Belçika gibi de değil. Hani ortada bir sistem biraz daha. Sağlık hizmetleri için
yıllık belli bir para ödüyor Hollandalılar. Hani bazılarının aklında bu bile soru işareti var. Hani ya bu parayı ödeyemezsem diyorlar. Halde bu sistemin de değişmesini istiyorlar. Biraz daha Belçika tarzı bir sisteme geçmek istiyorlar. Yani mesela Belçika'da yani kişi başı yıllık 100-150 euro gibi ödüyorsunuz. Hatta aile olduğunuzda mesela 4 kişi için 200 euro falan ödüyorsunuz. Aile sağlık imkanları açısından fazlasıyla sosyal bir devlet diyebiliriz. Hollanda'da biraz daha Belçika tarzı bir sağlık sistemi istiyor. Ve araya hani, giriyorum Ersan. Tabii, senin tabii. Ağzından Belçika hakkında olumlu şeyler duyunca bir gülümseme geldi. Bunu da not olarak düşeyim. Buyur devam et. Ya hani yiğit öldür hakkını yeme. Gerçi Belçika'ya ne kadar yiğit denir o ayrı mesele de. Yani ya şöyle, Belçika'nın güzel tarafları da var, kötü tarafları da var. Yani ben aslında ya dediğim gibi hani realist yaklaşıyorum biraz. İyi taraflar olunca da övüyorum. Tabii yani diyorum ama hani bilmiyorum, belki bu hani bir nereden baksan son 10 yılda 1000 gün falan herhalde. 3 yıl belki daha fazla hükümetsiz kaldık, bilmiyorum. Belki bende biraz da siyasetçi alerjisi var. Genelde böyle siyasetçilerin en az %99'una çok iyi gözle bakmadığım için. Neyse, Hollanda'ya dönecek olursak tabii Rutte döneminde bu yani 13 yıllık başbakanlık yaptı. Bu dönemde problemler de kronikleşti. Hollanda'da Hollandalılar da biraz Rutte'ye tepkililerdi. Ama bu seçimde Rutte gidince yeni yüzler var, yeni isimler var. Adaylara bakalım. Ama öncesinde şu notu da düşelim. Yani şu an çok çekişmeli bir seçim var. 3 parti kafa kafaya şu an. Dedik işte 150 kişilik meclis var dedik. Bu mecliste 26-27-28 civarında vekil çıkarması beklenen 3 tane parti var. Yani 3 parti işte 80-81 vekili hemen hemen aynı sayıda bölüşecekler. Bir parti de 20'den fazla yine vekil çıkarması bekleniyor. Şöyle bir durum var. Hala en çok oyu hangi partinin alacağı muamma. Yine son anketlere göre Hollanda seçmeninin yaklaşık %63'ü hala son kararını vermiş değil. Yani seçmen aslında son kararını biraz böyle o oy kabininin içine girince verecek. Çünkü ben hani cuma günü anketlere bakıyorum. Ondan sonra pazartesi günü bakıyorum. Bir de dün baktım, yani ciddi anlamda oynuyor partilerin oy oranları. Bunu söylemek lazım. İstiyorsan Dilan Yeşilgöz'le başlayalım. VVD'nin başında kendisi. En çok oyu alan 3 partiden biri olması bekleniyor. Ve %18 gibi bir oy oranıyla 27 vekil çıkarabilir diyorlar. Rutte'nin koltuğuna oturdu. Dilan Yeşilgöz dedik işte bir mültecinin çocuğu. Hani Hollanda'da bir Belçika, Hollanda'da bir mülteci olarak büyüdü vesaire. Ama Yeşilgöz'le ilgili şunu söylemek lazım. Göçmen karşıtı, yani ciddi sert bir duruş sergileyeceğinin göçmenlere karşı sinyallerini veriyor. Bunu aslında birçok Avrupa Birliği ülkesinde de görüyoruz. Yani Fransa'da durum ne bilmiyorum da mesela geçen hafta İngiltere'de konuştuk. İşte Suella Braverman vardı. Belçika'da bundan önce Sami Mahdi vardı. Yani bu göçmen karşıtı politikaların uygulanması için genelde böyle göçmenleri ya da onların işte birinci kuşak, ikinci kuşak çocuklarını görevde görüyoruz. Yani Fransa'da durum ne bilmiyorum açıkçası ama. Fransa'da göçmenler ikincil bakanlıklara gelebiliyor. Yani birincil bakanlıklara daha çıkabilen yok. Hani başbakanlığı, cumhurbaşkanlığını geçtim. Hani içişleridir, dışişleridir falan daha gelebilen yok. O anlamda o tarz problemler oluşmuyor da. Evet, bizde biraz daha işte yani Belçika'da da işte diğer ülkelerde de genelde bunu görüyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Yani bu göçmenlerle ilgili işte mesela göçmen karşıtı partililer diyelim. Ya bunları sadece işte beyaz Hollandalılar, beyaz İngilizler, beyaz Belçikalılar desteklemiyor. Yani şunu da altını çizmek lazım. Birçok göçmen, birçok buraya gelmiş işte mülteci olmuş adam da bu göçmen karşıtı partilere destek verebiliyor. Neden? Çünkü adam işte gelmiş buraya 15-20 yıl önce ya da 5 yıl, 6 yıl yani 7 yıl önce diyelim. İşte gelmiş burada düzenini kurmuş. İşte bir şekilde diyelim süresiz oturumunu almış ya da vatandaşlığını almış. O noktadan sonra hani adam istiyor ki yani gelen en son mülteci ben olayım bu ülkeye. Vatandaşlık alan en son göçmen ben olayım. Hani kendi göçmen ya da mülteci olduktan sonra artık pastanın daha fazla paylaşılmasını istemiyor. Haliyle de bu göçmen karşıtı partilere yani öyle düşünmemek lazım. İşte sadece yani yereller destek veriyor gibi göçmenlerden ve mültecilerden de, yani mültecilikten vatandaşlığa geçmiş onlardan da ciddi bir destek var. Onu söyleyelim. Yeşilgöz'le ilgili başka bir ayrıntı daha var diğer liderlerden ayıran. Ona birazdan geçelim. Şimdi diğer bir partiye bakalım. Yine en çok oyu alması beklenen partilerden biri. Bir sol koalisyonu diyebiliriz. Yani Yeşiller ve İşçi Partisi'nden oluşan bir koalisyon. Onların da %18'e yakın oyu var.
Onların başında da ABD Avrupa Birliği'nin eski iklim politikalarından sorumlu komisyon üyesi Frans Timmermans var partinin başında. Tabii ki bu partinin en çok vurguladığı konulardan bir tanesi iklim ve iklim politikaları. Ve şunu söyleyelim, bu amcamız herhalde 60'ın üzerinde ama Timmermans Hollanda'da 18 ve 34 yaş arası seçmende, yani genç seçmende de en popüler isim bu Timmermans. Şimdi yine en çok tartışılan konulardan bir tanesi siyasette, Hollanda siyasetinde Geert Wilders'ın partisi var, PVV. Aşırı sağ diyebiliriz. Her ne kadar söylemlerini son süreçte biraz yumuşatmış olsa da hala aşırı sağ kategorisine girer. Yani benim için net girer de hani bence aşırı sağ diyebiliriz. Aynen, aşırı sağ diyebiliriz. Seçim zamanı geldi mi şöyle bir yumuşamaya gidiyorlar ama şey evet, yok. Evet, evet. Yani şöyle bir durum var Geert Wilders'a ve partisiyle alakalı. Ya yani 27-28 vekil çıkarabilir diyorlar. Yani birazdan Yeşil Göz'le ilgili konuya da geleceğim. Yani en çok oyu alan parti bu olabilir. Bir hafta önce 20 vekil çıkaracak diyorlardı bu adam için. Diyorum yani Hollanda seçmeninin hala %63'ü tam son kararını vermiş değil ve son bir haftada anketlerde ciddi anlamda değişmeler oldu. Ya biliyorsun bu Hollanda'da debate'ler falan da oluyor. Biz Türkiye'de çok göremiyoruz onu. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer ülkelerde de böyle siyasi parti liderleri geliyorlar. Debate falan yapıyorlar. Hani Türkiye'de bilmiyorum. Eskiden belki varmıştır. Hani ben 95 değil, ben görmedim. Ben rastlamadım. Ama bu debate'lerden sonra falan da tabii ki partilerin destek oranları değişebiliyor. Bu Geert Wilders'a gelince yani en çok oyu alması muhtemel isimlerden biri aşırı sağcı. Arap ve Türk karşıtı diyebiliriz. Yani genel itibariyle Müslüman karşıtı diyeceğim ama aslında karşıtı da değil sadece düşman yani. Müslüman düşmanı bir eleman diyebiliriz. Avrupa Birliği'ne de karşı şey, bu arada. Bizim Kemalistler çok seviyorlar bu adamı. Biliyorsun bir ara tweetlerini popüler ediyorlardı. Böyle. Tabii tabii. Yani şey, adamın 150-200 gören tweetlerini Kemalistler boostlayıp 1000-1500 falan yapıyorlardı. Böyle hani Türk özellikle AKP'lilerle alakalı falan attığı tweetler vardı. Hollanda'da bunlar dışlanmalıdır. İşte Türkiye Cumhuriyeti layıktır. İşte bu İslamcı hükümeti son veremelidir gibi böyle hani tweetleri vardı. Oralarda bayağı bir desteklemişlerdi Geert Wilders'ı. Ya şunu söyleyeyim yalnız. Geert Wilders için Müslümanla Türk arasında çok bir ayrım olduğunu zannetmiyorum. Hani bu Müslüman işte Kemalistler hani AKP karşı tweetlerinden dolayı ya da Müslüman karşı tweetlerinden dolayı destekliyor olabilirler ama yarın bir gün Türklere de giydirirse genel anlamda Geert Wilders şaşırmasınlar. Bu Geert Wilders ne diyor? Camileri kapatalım diyor Hollanda'da. Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i yasaklayalım diyor. Ve bu adam 25 yıldır milletvekiliymiş yani. 25 yıldır mecliste. Ama bu adamı hani oy oranları da işte artıyor azalıyor. Mesela bu seçimde çok yani gerçekten zirveyi görebilir. Ama bu adamı 25 yıldır hiç hükümete almamışlar. Hani fikirleri sebebiyle. Fikirleri de hala çok değişmiş değil. Hani yumuşadı dedim ama yani benim fikirlerim değişti demiyor adam. Fikirlerim benim hala aynı diyor. Ama problem şu diyor. Şu an diyor İslam'la Müslümanlarla uğraşacak zaman değil diyor. Hollanda'nın daha büyük problemleri var diyor. Biliyorsun hani bu kordon saniter diyoruz işte Almanya'da AfD vesaire konuşuyoruz. Hani bu dışlanan partiler onları sistem içine almama meselesi vesaire. Ve bu bizim Dilan Yeşilgöz ezberleri bozdu. Rutte'nin yerine gelen, VVD'nin başına gelen yine en çok oy alması beklenen partilerden birinin lideri Dilan Yeşilgöz dedi ki ben dedi hükümet kurabilmek için dedi Geert Wilders'la bir koalisyon kurabilirim dedi. Yani ben onu ocak dışı bırakmam dedi. Onunla da görüşürüm dedi. Diğer liderler buna tepki gösterdiler. Hem solculardan hem de merkezdeki partilerden ciddi tepkiler geldi. Ve dediler ki Dilan Yeşilgöz'e ateş oynuyorsun dediler. Ve sonrasında dün yani seçimlerden bir gün önce Yeşilgöz ağız değiştirdi. Bu sefer de dedi ki bu adamdan Hollanda'ya başbakan olmaz. Bu adamla koalisyon kurulmaz. Ama küçük bir dipnot var. O da şu. Yani bunun aslında asıl sebebi şu. Bu Geert Wilders'ın anketlerde Dilan Yeşilgöz'ün önünde geçmiş olması. Yani bizim Dilan Yeşilgöz diyor ki eğer diyor ben en çok oyu alırsam bu adamla koalisyon kurabilirim. Yani bu adamı da koalisyon görüşmelerini alırım ve hani oradan başbakan olabilirim. Ama diyor bu adam benden daha fazla yüksek oy alırsa o zaman yani sonuç itibariyle hani başbakanlık biraz daha hani koalisyona girerse bu adamın hakkı olacak. Bu durumda diyor bu adamdan bu ülkeye başbakan olmaz diyor. Haliyle onunla ittifaka girmeyiz diyor. Yani Dilan Yeşilgöz başbakanlığı kafasına koymuş diyebiliriz. Yani en yüksek oy alırsa İşte bu kordon saniteri yırtıp bu adamla koalisyona girebilir. Ama bu adamın oy oranı onu geçerse o zaman da
İşte en yüksek herhalde şunu kafasında kuruyor. Hani o beni geçerse yine ben ikinci olurum gibi kuruyor. O zaman da bu aşırı sağcıyı bir kenara atıp diğer partilerle yine bir üçlü ittifak kurup yine başbakan olurum diye düşünüyor. Ama Hollandalılar da işte bunu konuşuyorlar. Yani böyle bir Dilan Yeşilgöz'ün böyle bir şartlı kordon sanitarı yırtma isteğini konuşuyorlar. Bu biraz gündem oldu. Şuna da değinelim istiyorsan Ensar. Yine biz hani Avrupa'da diyoruz ki aşırı sağ yükseliyor. Peki bu hani yükselişin sebebi acaba insanların aşırı sağa mı yaklaşması ya da ne kadarın yani bu aşırı sağ destekleyenlerin ne kadarın gerçekten aşırı sağ ve fikirlerine yaklaşması ya da bu insanların bir alternatif arayışında mı olması? Ipsos ayında Hollanda'da bir anket yayınlandı. Ankete göre Hollanda toplumunun sadece 1/3 siyasete güveniyor ve siyasete ve siyasetçilere güveniyor. Sadece 1/3. Diğerleri güvenmiyorlar. Ve yine ülkenin %72'si ülke yanlış yolda diyor. Hollanda için söylüyoruz bunu. Hollanda gibi bir ülke için. Yani toplumun birçok problemleri var. Biraz önce saydık ve bu problemlere uzun yıllardır merkez partiler çözüm bulamıyorlar. Haliyle de bu problemler kronikleşiyor ve insanlar da alternatif arayışlarında. Sen yine bahsedeceksin. Hafta sonu mesela Arjantin'de seçimler vardı. Milei kazandı mesela. Yani tamam aşırı sağ yükseliyor ama hani burada da çok ciddi aslında merkez partilerinde işte merkez sağ, merkez sol. Bu artık partilerin beceriksizlikleri artık insanları da biraz yıldırmış durumda. Ve alternatif arayışına giriyorlar. Yani tamam evet bir kısmı gerçekten aşırı sağa işte bu fikirleri destekliyorlar. Yani mesela Almanya'da AfD'yi destekleyen birçok grup hani polis baskın yapıyor mesela. Neonazi destekçisi gruplar vesaire. Ama birçok grupta artık böyle illallah demiş. Özellikle Arjantin'de görüyoruz onu. Sen gireceksin o mevzuya. Yani alternatif arayışındalar ve Hollanda'da çok ilginç bir şey oldu. Yani Hollanda'da bir diğer parti siyaset bilimcileri de bence çalışacaktır bu konuyu. Çünkü ilginç bir durum var. Sağcı ya da popülist olmayan eski Christian Demokratlardan Peter Omzigt diye bir adam. 3 ay önce bir parti kurdu ve 3 ayda oy oranı %15'in üzerine çıktı. 20 üzerinde vekil çıkaracak gibi duruyor. Partisinin ismi de New Social Contract yani yeni sosyal anlaşma, yeni sosyal kontrakt diyebiliriz ya da toplumsal kontrakt diyebiliriz. Hı hı. Ve bu isim, şu an görselde gördüğünüz isim, anketlerde de en çok güvenilen isim Hollanda'da. Yani dedik ya işte Hollandalılar siyasetçilere güvenmiyorlar. Bu adama güveniyorlar. Neden? Çünkü birkaç yıl önce, yani Rutte hükümetini de bayağı yıpratmıştı. İnsanlar Hollanda'da özellikle hani göçmenler vesaire diyelim, çok yerli olmayanlar, haksız yardım almakla, dolandırıcılıkla suçlandılar. Sonra bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Hani etnik olarak Hollanda'da olmayan birçok insan da doğal olarak bu süreçte bu sürecin kurbanı oldu diyelim. Ve bu siyasetçi Peter Omzigt bu süreçteki tavrıyla hani insanların gözünde bir kahraman oldu diyebiliriz. İnsanlar o yüzden bu siyasetçiye çok güveniyorlar ve işte kendi partisinden ayrılıp yeni bir parti kurduğunda çünkü bu Christian Demokratlar da kendi partisi de yani karıştı bu rezilliğe diyelim ya da bu yanlışlığa. Adeta alternatif arayan seçmene bir kapı oldu yani Omzigt. Ve yani şu ana kadar ne yaptı dersen yaptığı şey hükümetin beceriksizliklerini yüzüne vurmak. Yani biraz daha sistem eleştirisi getiriyor. Sistem partilerini eleştiriyor ama çok da sistemin dışında diyemeyiz. Yani popülist bir adam hiç değil. Zaten birazdan bahsedeceğim yani popülist bir adam neden olmadığını. Şöyle bu adamın aslında oy oranları daha yüksekti. Yani 3-5 gün önce diyorlardı ki acaba Omzigt mi başbakan olacak? Çünkü her ne kadar şu an bir %4-5 oy oranı kaybetmiş olsa da son günlerde yani en çok oyu alabilir diyorlardı. Yani Dilan Yeşilgöz'den daha fazla oy alabilir diyorlardı. Ama bu beyefendide şöyle bir durum var. Başbakanlık mevzu bahis olduğunda bu adam biraz nazlı davrandı. Yani ya istemedi açıkçası başbakanlığı. Yani belki olurum belki olmam diyor. İşte bana diyor böyle gerçekten içinde uzman bakanlar lazım. Ya diyor benim başka işim gücüm var diyor. İşte zannediyorum 4 çocuğu var. Yani diyor benim diyor ailem var diyor. Başbakanlık stresli iş diyor. Yani bayağı bir nazlı davrandı. Benim başka meşguliyetlerim var dedi. Böyle mesafeli durunca belki de oy oranları biraz da ondan dolayı düştü. Ve işte bu hani popülist diyemeyeceğimiz merkezi bir parti bu arada. Yani hani merkez fikirli bir parti. İşte bazı konularda hafiften merkez sağa yakın, bazı konularda merkez sola yakın ama tam merkezde duran bir parti diyebiliriz. Bu Omzigt de yine Yeşilgöz'ün kararına tepkili. Bu da mesela şunu söyledi bu aşırı sağ partiyle ilgili. Diyor ki ben bu adamla koalisyon kurmam diyor. Oyların en yüksek olduğu dönemde de bunu söylüyordu. Çünkü Hollanda özgürlükler ülkesi diyor ve
hükümetin de diyor yani Hollanda hükümetinin de diyor klasik yani en temel haklara saygı duyan gruplardan oluşması gerekiyor diyor. Haliyle o da bir yeşil gözün kararına tepkiliydi ama dediğimiz gibi yeşil göz de dün biraz R yaptı ama biraz şartlı bir R yani o da ilginç oldu. Evet yani haliyle yani bu konuda senin de fikrini merak ediyorum yani biraz da Arjantin konusunda da belki izleyicilerimize biraz daha net fotoğrafını çekebilirsin yani popülist aşırı sağ ya da sol hareketler yükseliyor diyoruz ama dediğim gibi yani ciddi bir protesto oylar da var ne kadar destekliyor bunu belirlemek biraz güç üzerinde iyi düşünmek lazım şunu da söyleyeyim yani memnuniyetsizlik tek taraflı değil mesela işte insanlar işte mevcut partilerden rahatsız oldukları için aşırı sağ destekliyorlar evet böyle bir durum var. Ama diğer taraftan da mesela hala bu merkez partileri destekleyenler yani onlar da çok durumdan memnun oldukları için değil. Yani aynı ülke içinde insanlar bu sefer de şunu diyorlar. Ya diyorlar hani ekstremistlere karşı durmak için aslında merkez partileri destekliyorlar. Mesela bunu mesela Almanya'da anti-AFD gösterileri var. Yani hani bir partinin mitingi değil AFD'ye karşı miting yapıyorlar. Aynı şekilde mesela Biden örneğini verebiliriz yani. Geçenlerde yine bir anket çıktı. Yani evet belki Biden'ın %44, %45, belki %47 oy oranı var. Her ne kadar Trump'ın arkasında olsa da hala şu an %2-3'lük bir genel ülke çapında geride. Özellikle iki hafta önce mi konuştuk? Hani swing states'lerde de ciddi anlamda geride. Ama hani Biden'ı destekleyenler de Biden'dan çok memnun oldukları için değil. Yani orada ciddi bir Biden'a aşığı olduklarından dolayı değil ama Trump'a karşı olduklarından dolayı biraz Biden'ı destekliyorlar. Bu arada ben saati yeni gördüm. Çok özür diliyorum. Yok, onu da söyleyeyim. Biraz vakti açmışız Hollanda'ya dalınca. Açtık. Arjantin'i ben şu an detaylı anlatmayacağım. Onu TR724 internet sitesinde okuyabilir izleyicilerimiz. Oraya onu ben yazı olarak girmeyi düşünüyorum zaten. Yani Milei seçildi. Şimdi ne olacak? İstediklerini yapabilecek mi, yapamayacak mı? Onun detaylarına gireceğiz. Bu detaylı Hollanda analizine ben belki bir iki cümle şunu ekleyebilirim en son bağladığın noktada. Evet, dünyada bir aşırılara doğru bir gidiş var. Yani aşırı partilere bir yönelme var. Bunun sebebi de dediğin gibi merkez partilerin sağ ya da sol artık bir çözüm üretemiyor oluşu. Bunun sistemsel olarak mı çözüm üretemiyorlar yoksa uzun zamandır iktidarda olmanın vermiş olduğu bir durgunluğun özelliği midir, etkisi midir ya da yani rehavet midir açıkçası onu söylemek lazım. Ya da artık bilmiyorum diğer partiler nasıl olsa bunlar çılgın, bunlara halk oy vermez eninde sonunda bizi seçecekler gibi bir rahatlığın da bir sonucu mudur acaba? Onu görmek lazım ama şunu söyleyelim. Milei seçildi. Pek çok tweette ben şunu görüyorum. Artık yani küresel sağ diyorsun. Ya küresel sağ diye bir kavram çıktı ortaya. Küresel sağ. Yani hani solun birleştirici internasyonel özelliğini biliyoruz da bir de küresel sağ çıkıyor ortaya. Birbirlerini destekliyorlar. 23 Milei'ye 24 Trump, 26 Bolsonaro diyorlar. Yani bir yandan da Avrupa'da zaten bunun örnekleri var. Polonya'da kırıldı gerçi de. Ama yine Trump geliyor paldır küldür izleyicimiz demiş. Aynen öyle geliyor. Bolsonaro da geri dönme ihtimali çok yüksek. Amerika kıtası kendini sağa teslim edecek. Tabii yani alternatif yok. Yani bakıyorsun Arjantin'de peronizm 40 yıldır hani çoğunlukla iktidarda enflasyonu çözemiyorsun, problemi çözemiyorsun. Yani ülkeyi kriz içerisinde yönetiyorsun. O yöneten sol elitlere bakıyorsun, ötekileri ötekileştiriyorlar, kendileri zengin oluyorlar falan böyle. Sürekli yolsuzluk davaları çıkıyor bilmem ne. Yani millet de çıldırıyor bir noktada artık. Yani hani ne olacaksa olsun modunda hareket edebiliyorlar. Biraz da işte solun her şeyi kuşatacağız derken bazı hani en temel değerleri bile dejenere eder hale gelmesi. Yani biliyorsun hani artık dini, muhafazakar hayatı benimseyen insanlar az değil dünyanın. Hani nereden baksan %60-%70'ini oluşturuyordur bu insanlar. Ve siyasi partiler solun geldiği noktada artık bunları hiç önemsemez hale gelmeye başladı. Ve bu da insanlar değerlerimiz yok mu oluyor duygusuyla beraber bir tepki hissi de oluşturuyor. Bunun üzerine ekonomik gerilemeyi getir, bunun üzerine göçmen problemini getir. Sana mükemmel formül işte yani sağın yükselmesi için. O anlamda hani belki bir silkinme adına iyi de olabilir bir dönem, iki dönem sağ partiler ama hani bunlar uzadığı zaman contayı yakmaya başlıyorlar. Bunlara iki dönemden fazla müsaade etmemek lazım. Belki bir dönem, iki dönem şey, herkesin bir silkinip kendine gelmesi için iyi olabilir. Bazı şeyler çeki düzene getirebilir diye ben biraz da düşünüyorum açıkçası.
Bunu söyleyelim. Öte yandan şey chat'te de bir tartışma vardı hani ocu bucu falan diye şey söyleyelim ya ocu bucu olmaya gerek yok bir şeylere kızıp o taraftan bu tarafa savrulmaya gerek yok. Hiçbir izmin kölesi olmayın, hiçbir oculuğun buculuğun kölesi olmayın. Yani bir şeyi sevebilirsiniz, komünizmi sevebilirsiniz, sosyalizm ideelerini, düşüncelerini sevebilirsiniz. Muhafazakar olabilirsiniz, fark etmez ama cıcı olmayın çünkü cıcı ya da ist olmak onu her pahasına ideoloji olarak kabul edip eksiklerini görmemek demek. Yani gerek yok böyle şeylere. Varsa eksikliği düzeltirsiniz. Diğer görüşlerle de zenginleştirme imkanınız olur. Yani çok şey mevzi kazıp oraya cepheye yerleşmeye gerek yok yani. Bunu söyleyeyim. Ben son bir Var mı şey eklemek ekleyebilir istediğim şey? miyim? Tabii. Tabii Evet, ki buyurun. sen dedin ya hani bu sağ partilere bir iki dönem belki gelmesi hani iyi olabilir, bir seçim olabilir diye. Ama yani şunu da görüyoruz mesela hem Bolsonaro'da hem de Trump'ta gördük yani. Ya Amerika'ya yani demokrasi diyoruz, Amerika diyoruz mesela. Trump geldi bir dönem kaldı. Sonrasında biliyorsun gitmesi çok kolay olmadı yani. Bu adamları koltuktan indirmesi de çok kolay olmayabiliyor. Yani onu da söylemek lazım. Evet, Bolsonaro da evet. aynı şekilde yani adam yok diyor ben gitmem diyor. Mesela hani Liberya'dan bahsettik işte yani. İşte seçim sonuçlarını kabul etti ama bu adamlar bu aşırı sağcılar seçim sonuçlarını kabul etme konusunda çok iyi değiller. Onu da ekleyelim. Evet, kesinlikle. Evet. Tek bir doğru muhabbet de var onu söyleyeyim. Doğru tektir diye. Doğru tek olabilir. Eniştem yazmış. Doğru tek olabilir ama doğru nüanslı bir şeydir. Yani bir nüans vardır. Yani bir cümle söyleyebilirsiniz. O cümle nüanslarıyla doğrudur. Yani ne bileyim beyazlar sömürgecidir. Doğru mu? Doğru. Beyazlar sömürgecilik yaptı mı? Yaptı. Ama nüansları var. Her beyaz sömürgecilik yapmadı. Sömürgenin şartları neler? Hepsi birbirinden fazla sömürgecilik, farklı şeyler yaptılar. Ne bileyim herkesin stili farklıydı. Kimisi işte ne bileyim insanları katlederken öteki etmedi falan gibi. Yani böyle bir sürü farklı format geliştirebilirsiniz. Yani doğru da nüanslı bir şeydir. Nüansları kaçırmayalım. Her şey öyle siyah beyaz değil. Bir de net slogan vari değil. Bir de her şey tek de olmayabilir. Yani bakış açısına göre bazı şeylerin görünüşü de değişebilir. O yüzden her zaman şey olmakta fayda var. Az önce bir cümle daha görmüştüm. O da beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani şey olarak cümlenin kuruluşu açısından hani sağ faşizmdir gibi bir cümle görmüştüm. Sağ faşizm değil. Yani sağ gepgeniş bir yelpaze faşizm. Bunun en uçtaki noktasıdır. Neyse. Fena GS, Selin Hanım'dı galiba adınız. Yanlış hatırlamıyorsam önceki chatlerden. Sorularınızı haftaya cevap verelim. Bugün çok uzattık. İnşallah devam ederiz. Haftaya yine çarşamba günü görüşmek üzere diyelim. Ersan kendine iyi bak. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz Deniz abi. Görüşürüz.